Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından 2021 yılının Aralık ayında hizmete açılan ve bölgenin en kapsamlı merkezi olma özelliği taşıyan Otizm Yaşam Merkezi, yerel yönetim çalışmalarında örnek olmayı sürdürüyor. Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan otizmli bireylere hizmet vermesi amacıyla kendi bünyesinde bir merkez kurmak isteyen Menteşe Belediyesi yetkilileri, örnek proje olarak Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi'ni seçti. Çocuk resim yapacak, ya müziğe girecek ya sporda olacak. Bu kapsamda Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Doktor Gülçin Kınay Polat ve beraberindeki heyet kente geldi. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Doktor Eralp Atay ile birlikte Otizm Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden konuklara proje hakkında geniş çaplı bilgilendirme yapıldı ve önerilerde bulunuldu. Çünkü birçok hakları var. Evet. Bu haklardan bu konularda. Evet. Ailelere yol gösterecek. Evet. Sonraki süreçte faydalanabilecekleri sosyal yardım falan konularda. Çünkü bir boşlukta oluyorlar o an. Evet. Çocuğu atlamayın. Projenin kendileri için önemli bir örnek olacağını ifade eden Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Doktor Gülçin Kınay Polat şunları söyledi. Bugün Aydın Efeler Belediyesi'ndeyiz. Menteşe Belediyesi'nden geliyoruz bir ekiple, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri olarak. Ben de orada Sağlık İşleri Müdürüyüm, Doktor Gülçin Kınay Polat. Kendi belediyemizde ve ilçemiz sınırları içerisinde, Muğla Menteşe Belediyesi'nin ilçe sınırları içerisinde otizmli bireylere yönelik daha çok hareket ve sportif aktivitelerini yerine getirebilecekleri özel bir merkez planlıyorduk. Bu düşünce boyutundaydı. Bunu yapan acaba örnek belediyeler var mı diye araştırdığımızda çok yakınımızda olan Efeler Belediyesi'nin bu anlamda çok güzel bir projesi olduğunu gördük. Ve sağ olsunlar, hani gelip yerinde incelemek istediğimizi söylediğimizde de kendileri bizi davet ettiler. Bugün de merkezimizi tanıttılar. Arkadaşlarımızla birlikte tüm birimleri, yani biz hareket ve spor aktivitesi olarak düşünmüştük ama ne kadar boyutlu hizmet verilebileceğini, çok farklı alanlarda da çalışmalar yapabileceğimizi buradaki merkezde gördük. Biraz önce buraya ilk başvuran çocuklarımızın gelişim videoları ile ilgili bir tanıtım da yapıldı. Gerçekten kendim çok etkilendim her şeyden önce. O yüzden bunun kamusal olarak verilmesi gereken bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Belediyelerin de bu anlamda çalışma yapması gereken kurumlar olduğunu düşünüyorum. Efeler Belediyesi'ne bu çalışma, yani örnek bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda gerçekten teşekkür ederiz. Bizlere de örnek olacağını şimdiden görüyoruz. Umarım Menteşe'de de, Menteşe Belediyesi olarak böyle bir hizmeti vermeye başlayacağız.